Kapıyı bir açtım abi. Çocuk beni bir gördü böyle bir afalladı. Önce bir afalladı sonra böyle kendini yere attı abi. Ondan sonra ondan dedim ne oluyor falan bir eğildim çocuğa böyle yüzüne bakıyorum falan. Çocuk bayılmış abi baygınlık geçiriyor. Telefonunu alayım dedim hani annesini falan arayayım gelsinler. Telefonu bir aldım abi bizim videoyu izliyor. Tam o anda da ben giriyorum ya. Eleman Nanay. Efendim Yeraltı'na hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Evet efendim Yeraltı'na hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Evet efendim Yeraltı'na hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Yer altında olmaya devam edin. Ben Deniz Muhammed Bahçecik diyorum. İnsanlar Deniz Muhammed Bahçecik sanıyorlar. Halbuki alakası yok. Yalnızca Muhammed Bahçecik. Şimdi biz paranormal olaylar çeken bir kanaldık öncesinde. Yani Muhammed Bahçecik bu uğurla başladı YouTube hayatına. Ama öncesinde bir TRT belgesel geçmişi olan, aslında mesleği yönetmenlik olan birisi. Yani Muhammed Bahçecik aslında kısacası kurgu, montaj ve grafik animasyon işinde yönetmenlik yapıyordu. Daha sonrasında bir kanal kurdu ve o kanalı yürütüyor şu anda. Abi mesleğimi seçerken bana ilham veren şey biz rap müzik yapıyorduk küçükken. Çocukluğumda ben rap müzik geçmişi olan birisiyim. Yani küçükken böyle kendi kendime 6 kişilik bir grubumuz vardı abi. Yani Yeraltı da oradan geliyor zaten bu arada. İlginç de bir hikayesi var. Biz 6 kişilik bir rap grubuyduk abi. Kendimizce beatbox, rap yapıp dans ediyorduk. Zaten benim abim de rap müzikle ilgileniyordu. Artık kendisi ilgilenmiyor ama zamanında bu işle ilgileniyordu. Haliyle rap müzik bize ilham oldu abi. Rap müzik derken klip çekmeye başladık. Çünkü yaptığımız şarkıyı kliple anlatmamız gerekiyordu. Yani bir klip o şarkıyı anlatmak zorundaydı. Biz de öyle klip çekelim, klip çekelim derken kendi klibimizi yapmaya başladık. Daha sonra da işte zaten kamera kullanmayı, montaj yapmayı bu vesileyle öğrenmiş oldum. Yeraltı ismi de oradan geliyor. 6 kişilik bir rap grubu, çocuk rap grubu. Underground müzikler yapıyoruz. Yani biliyorsundur, yeraltı müzikler diyelim ona. Underground müzikler yapan bir grubun adı ne olur abi? Bir de 6 kişi ise yeraltı olur. İşte bu 13-14 yaşlarındayken yeraltını kurdum. Logosunu da hatta o yaşımda tasarladım. Şimdi de YouTube'da devam ediyor. Bir kere ben 500.000 takipçi falan görmüyorum abi. Bizim zaten sayıyla işimiz olursa biz bu işi kaybederiz. Çünkü sayı bizim motivasyonumuzu düşürür abi. Yani 500 bin izlendi, 1 milyon izlendi dediğimizde biz bu işi kaybederiz. Çünkü az izlendi diye o içeriği bırakırız ve emin olduğumuz şeyden vazgeçeriz. Biz eminiz bu yüzleşme konsepti tutacak. Daha başka projeler tutacak. Yeraltı tutacak ve haliyle biz o yönde ilerliyoruz abi. Tabi biraz da nasip diyoruz. Ya nasip diyerek başlıyoruz abi. Ben biraz böyle üşengeç bir adamım aslında baktığında. Yani çok çalışan ama çok üşenen de bir adamım bir yerde. Çünkü hani artık ne derler, para hırsı mı derler veya işte çalışma içgüdüsü mü derler. Ben biraz üşengeç bir adamım. YouTube'da falan da pek fazla işim olmazdı. Dedim ki ya boş ver, YouTube'a uğraşmayalım. Zaten bizim belli bir işimiz var. Çalışıyorum bir yerlerde. Yönetmenim zaten, montajımı yapıyorum, çekimi yapıyorum, kahvemi içiyorum, her şey devam. Ama baktım ki son furya artık YouTube'a dönmüş abi. Ya bütün izleyici YouTube'da. Bundan 4 sene önce falan. Yani artık bizim TRT'de ürettiğimiz işi kimse izlemiyordu. TRT'de yaptığımız iş sayılmıyordu iş olarak. Daha çok YouTuber'lar gündemdeydi. Ya dedim ki YouTube'da bir şeyler yapabilir miyiz dedim. O arada benim kanalı kurmamda vesile olan kardeşim Selim. Dedi ki abi gel YouTube'da bir şeyler yapalım. Dedim oğlum ne çekeceğiz YouTube'da? Abi dedi cinli minli şeyler çekelim. Bir de işin ilginci bu cin konularından nefret ediyorum ve hiç istemedim. Dedim valla ben bu işi istemiyorum Selo, kusura bakma yani. Cin min bana uzak olsun falan. Derken ya işte bir şey çektik abi böyle. Hatta açıklayayım kaldırılan videom. Nusret kimdir diye bir video yaptık. Bir attım ya bir haftada 10 kişi falan izlemiş. Dedim lan hani başka bir şey mi denesek falan. Sonra tuttuk paranormal bir çekim yaptık. Bir baktım bir haftada 1 milyon izlendi. Dedim ki demek ki buymuş yani. Sonra da başladık paranormal çekimler yapmaya devam etmeye. Devam ediyoruz. Her hafta bir paranormal içerik atıyoruz. Derken abi aldı başını gitti bizim paranormal olaylar. Ondan sonra da yeraltı oldu tamamen paranormal kanalı. Böylece insanlar bizi paranormalde sevdiler. Yani süreç böyle başladı. Teşvik olarak başladı. Zaten mesleği bilen birisiydim. 2 kamera, 3 kamera, 5 kamera çalışıyorduk. İş üretiyorduk ve iyi içerikler üretiyorduk. Seviliyorduk da. Ama hani benim tek pişmanlık duyduğum nokta, belki sorunun arasında vardı ama söylemek istiyorum. Tek pişman olduğum nokta da bu. Keşke ben paranormal değil de başka bir şeyle başlasaydım. Hep bunu söylüyorum abi. Keşke paranormal değil de mesela daha farklı bir içerikle başlasaydım. Bu benim için daha efter olurdu diye düşünüyorum abi.
Ya şimdi birincisi biz zaten bir film çekiyoruz abi. Yani her şeyden önce bizim çektiğimiz bir canlandırma oluyor. Yani bir nevi yaşanan hikayeleri duyup, dinleyip, kayda alıp, nota alıp, senaryoya alıp sonra gidiyoruz. Ama öyle ki gittiğimiz yerler zaten korkunç. Yani mesela tepede bir evde çekiyorsun mesela. Misal tılsımlı ev videosu var bizim. Tepede bir ev. Karanlıkta böyle kuyruklu bir ev. Etrafından dereler akıyor. Hakikaten mesela böyle yaşadığım korkunç şeyler oldu. Ama ben bu korkunçluğu biraz psikolojiye bağlıyorum. Çünkü insan psikolojik olarak karanlıkta kendi kendine bir şeyler görmeye başlar diye düşünüyorum. O yüzden tabii etkisinde kalıyor muyum? Başlarda çok kalıyordum. Ben ilk kanalı kurduğumda hele çarpılacağım diye korkuyordum ama zaten zamanla çarpanların cin değil de insanlar olduğunu öğrenince artık çarpılma korkusu da kalmadı. Şimdi zaten abi şöyle, bizim aslında asıl korkumuz ve asıl gayemiz insanlara doğru bilgi ulaştırabilmek. Mesela biz konuk çıkartıyoruz değil mi? Benim en büyük korkum abi, aha söyleyeyim burada, en büyük korkum sahtekarlara yakalanmak. Çünkü o kadar çok sahtekar var ki piyasada, hele ki ben cinciyim diyen insanlar bir nevi tamamen külli yalan. Yani ben cinlerim var diyen, şu zamana kadar cinlerim var deyip de, ben cinlerle irtibattayım deyip de doğru dürüst bir adam görmedim. Hep bir dümendeler. Mesela geçenlerde bir olay yaşadım. Sana bahsettim hatta az önce. Ben cinlerle nesne hareket ettiriyorum dedi. Cinlerle. Bu arada bu kişi bambaşka bir kişi. Yani tahmin edilen bir kişi var. O değil. Ben cinlerle bir kalem oynatacağım. Böyle bir hoplatacağım, zıplatacağım. Bana video gönderdi. Videoda gerçekten kalem oynuyor abi böyle. Bildiğin kalem şişenin üzerinde dönüyor böyle. Fır dönüyor. Lan dedim herhalde bunda bir hile var. Dedim bir de şuradan çek gönder. Buradan çek gönder. Gönderdi. Gayet dürüst. Ellerini böyle üstünde çekiyor falan. Dedim hakikaten doğru yapıyor galiba. Buyur gel dedim ama dedim bak baştan söyleyeyim dedim. Ben dedim her tarafa kamera kurarım. Ve dedim sana dedim kalemle şişeyi ben veririm. Eğer dedim buna yüreğin yetiyorsa gel. Sonra bana dedi ki ya kusura bakma kardeşim. Bizimkiler izin vermedi. Büyükler izin vermedi. Ben gelemiyorum dedi. Büyük diye bahsetti de cinler. Yani buradan anlamak lazım ki zaten bu adamlar külliyen yalan abi. Yani uydurmaca. Ha gerçekleri var mı? Elbette gerçekleri var. Gerçekten ilim sahibi. İman sahibi, namazından niyazında hani selahiyetli diyorlar ya o şekilde insanlar var. Çok da karşılaştım. Ama hani binde bir karşılaştığım bir konu gerçekten de bu işi dört dörtlük yapan, imanında Kur'an'da bir adam da zaten bu işleri yapıp da para almaz. Yani cin konularında mesela birine bir yardımcı olur ama karşılığında para talep etmez. Ediyorsa sıkıntı var demektir. Halinde yani benim korkum insanlara yanlış kişiye tanıtmaktı. Çekimlerinde de bazen dile getirdim. İşte bu kişilerle bizim alakamız yoktur diye. Çünkü gerçekten alakamız olamaz. Onun dışında biraz cinleri bırakalım. Paranormaller dışında konuşalım abi. Biz mafya getiriyoruz. Hırsız getiriyoruz. Kabadayı getiriyoruz. Katil getiriyoruz. Hırsız. Yani bir sürü böyle ilginç isim getiriyoruz. Mesela uyuşturucu bağımlısı. Bu insanlar soruşturmaya girdikleri zaman biz de soruşturmaya giriyoruz abi. Ben mesela karakola gidip ifade verdim. Bu kişiyle alakam yoktur diye. Niye? Konuğum oldu diye beni karakola çağırdılar. Neden? Adam bana çıkıp anlatmış diye. Bunlar doğru mu diye. Ya böyle şeyler yaşıyoruz abi. O yüzden hani hırsızınla oturup kalkıyorsun. Ne bileyim işte kabadayısıyla, şusuyla, busuyla. Hatta bugün bile mesela buraya gelmezden evvel Adana'da bir adamla oturduk mesela. Adam hani bütün Adana'daki uyuşturucu bağımlılarını, satıcılarını, baronlarını, hırsızlarını biliyor. Mesela bizi yarın yanına getirecek abi. Tanışacağız onlara. Bakın başımıza ne gelecek. Yani belki de başımıza bir şey gelecek. Bilemiyoruz. En muzdarip olduğumuz mesele ya. Muhammed abi bende cin var. Ben acil cin çıkarttırma hattındayım yani. Instagram'dan sürekli cin var bende, büyü var bende falan. Gecenin saat 3'ünde bana fotoğraf gönderiyor böyle. Abi sana yemin ediyorum duvar Allah'ın duvarı. Duvarda bir tane göçük var. Burada cin gözü var diye bana fotoğraf geliyor. Yani bundan muzdaribim abi. Bende cin var, bende büyü var, bende sıkıntı var diyenlere de diyorum yani ne bana ne yani bende de var. Ne yapayım yani? Bende de var ne yapacağız hani misal o şeyde. Adam yerde bak yerdeki şu Halo Flex var ya aynı bunun gibi Halo Flex'ti. Her yerini çekmiş ama fotoğraf göndermiş abi. Sana yemin ederim var ya belki 90 tane fotoğraf atmış. Burada diyor cin gözleri var diyor Halo Flex'te. Halbuki bu normal bildiğin yanmalar oluyor ya böyle efekt olarak o. İşte insanlar bunu bana çok yazıyor. Beni rahatsız eden konu da bu. Onun dışında hani çok takılmıyorum. Yani bakmıyorum mesajlarına da. Yani bu ilginç bir olaydı. Benim mesela başıma böyle bir ilginç olay gelmişti. Abi. Bizi izlerken kendisini balkondan aşağı atan birisi. İzlediği videonun etkisinde kalıyor. Bilmiyorum hangi video onu da bilmiyorum. Kendini balkondan aşağı atıyor ve son video bizim videomuz olduğu için ben de gidip ifade verdim abi. İlginç. Böyle bir durum yaşadık. Bizim bir çiğ köfteci hikayemiz var. Biz şimdi paranormal çekiyoruz ya korku falan.
Canım çiğ köfte istedi ya. Ben biraz severim çiğ köfteyi de. Buradan da çiğ köftecilere selam olsun. Sponsorluk bekliyorum. çiğ köfteci vardı işte böyle Beykoz'da. Gittik çiğ köfte yiyeceğiz. Kapıyı bir açtım abi. Çocuk beni bir gördü böyle bir afalladı. Önce bir afalladı sonra böyle kendini yere attı abi. Ondan sonra dedim ne oluyor falan bir eğildim çocuğa böyle yüzüne bakıyorum falan. Çocuk bayılmış abi baygınlık geçiriyor. Telefonunu alayım dedim hani annesini falan arayayım gelsinler. Telefonu bir aldım abi bizim videoyu izliyor. Tam o anda da ben giriyorum ya. Eleman nanay. Böyle bir şey yaşamıştım. Sonra kendine getirdik beni gördü bir daha bayıldı abi. Böyle bir hikayemiz var bu da ilginç. Bunlarla karşılaşıyoruz. Bir de mesela şeyle karşılaşıyoruz. Dışarıda bizi görüyor fotoğraf çekiyorlar tamam mı? Mesela ben sizi izliyorum çok seviyorum falan. Fotoğraf çekiniyoruz. Ben eve dönüyorum. Fotoğraf bana Instagram'dan geliyor ya. Bir giriyorum DM kutusuna. Eleman bize daha önceden sövmüş abi. Ulan şerefsizler, ulan şöyle, ulan... Bakıyorsun beni görüyor, seni izliyorum diye, takip ediyorum diye fotoğraf çekiniyor. Bunlarla karşılaşıyoruz. Yani ben kanal olarak hiç kendimi yükseklerde falan görmüyorum. Zaten böyle bir şey olursa şaşar abi iş. İnsan çünkü her zaman böyle işte bir şey elde etmeye çalışırsa elde ettiğinden bıkar, bunalır. Bu insanın her zaman... Yani fıtratında vardır. Bir kıyafet gördüğünde bu kıyafeti giymek istiyorum deyip giydiğinde o kıyafet senin için artık sıradan bir hale gelir. Haliyle benim bir hedefim yok abi. Benim hedefim olmayan rakamlar. Anladın mı? Mesela 1 milyon değil. 500 milyar belki. Yani bu şekilde düşününce hedefimiz gökyüzü olursa en azından abi yıldızlara ulaşmış oluruz diye düşünüyorum. Bizim derdimiz de hani rakamlara bakmak değil ve kendimizi bir yerde görmek değil. Az bir sayıyla olsa da hep devam edeceğiz. Belki az izlenecek ama her zaman devam edeceğiz ki insanlar bizden bıkmasınlar. Çünkü yani bu kanalın artık işte affedersin boku çıktı, çok kötü işler yapmaya başladı demesinler diye. Biz hep iyi üretmeye çalışıyoruz abi. Ve her hafta çektiğimiz videonun psikolojisi bize biniyor. Mesela bu hafta gassal çektik. Bütün haftamız gassalla geçti. Ölü yıkama, kefenleme, tabut bilmem ne. Bununla geçti. Önümüzdeki hafta katil yaparsak bütün hikaye katile dönecek. Sonra cinci yaparsak bir haftamız komple cincilerle dönecek abi. Haliyle mesela hep çektiğimiz içeriğe göre bir hayat, yaşam tarzı belirliyoruz kendimize. Ona göre içerik üretiyoruz. Rakamlara takılmıyoruz. Biz üretmeye devam ediyoruz abi. Hayallerim abi en iyi yere gelip insanlara yardımcı olabilmek. Gerçekten ben Yeraltı kanalı olarak zaten şükürler olsun. Bunu hani ben hep şey için söylerim. Yani teşvik olsun amaçla söylerim. Hani... Biz iyiliği ilke edinmeye çalışıyoruz kendimize. Biz derken ben hep kendimden bahsediyorum ama biz demekten de mutluluk duyuyorum. Çünkü benim bir kadrom var abi. Tek başıma değilim. Emre kardeşimiz var. Emre Kaya, Selim Eren var bizle birlikte. İbrahim var bizle birlikte. Yani biz aslında kalabalık bir kadroyuz. Fakat baktığında hani küçük bir kadroyla büyük işler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim amacımız iyilik olunca abi yarın bir gün daha büyük bir yerlere gelip kadromuzu genişletmeye çalışıyoruz. Yani mesela şu an 10 kişi varsa 100 kişi, 200 kişi ekmek yesin bizden. İnsanlara faydamız olsun istiyoruz. Yani tek başıma bir pasta yemeye çalışmıyorum. Bir pastayı gerekirse ona bölmeye çalışıyorum. Hayallerimde daha iyi bir yerlere gelip, daha iyi içerikler üretip, daha fazla kadroyla çalışmak. Ya YouTuber olmak güzel bir duygu abi. Heyecanlı bir duygu. Yani sonuçta tanınmak güzel. Yani tanınıyor olmak güzel. Mesela biz buraya geldik mesela. Mersin Mezitli Belediye Başkanı bizi karşıladı sağ olsun. Onun basın danışmanı Şahin Bey, Şahin Yıldırım bizi karşıladı. Şahin Yıldırım bir insan YouTube kanalının yönetmeni bu arada. Şahin abi mesela bizi karşıladı. Yani böyle şeyler çok güzel abi. Yani yaptığın şeyin karşılığını böyle alıyorsun. Ya bir şey yapıyorsun mesela, evet belki milyonları kazanmıyorsun ama çok güzel gönüllere taht kuruyorsun abi. Güzel bir duygu. İnsanlar bizi karşılıyorlar, seviyorlar, muhabbet, sohbet ediyorlar falan, sorular soruyorlar. Bu duygu güzel. Para kazanma konusuna gelirsek, hani YouTuber'dan para kazanmak meselesine gelirsek, evet YouTube'dan para kazanmak güzel bir duygu. Yani YouTube'dan bir para bir elde ediyorsun ama ya biz zaten hani az çok YouTube'dan anlayan birisi açıp baktığında anlar. Biz zaten çoğu videomuzda para kazanmayı açmıyoruz. Neden? Çünkü müzik kullanıyoruz reklam amaçlı. Ondan sonra telifli görüntüler kullanıyoruz. Zaten bunlar biliyorsun reklamı kapatıyorlar. Aynı zamanda eskiden hiç takmıyordum böyle para kazanma meselelerini falan. Son zamanlarda artık ihtiyaç doğmaya başlayınca, işte ihtiyaç olmaya başlayınca biraz reklamlara falan önem verdim. Hani YouTube'dan gelen para çok önemli değil. Zaten sponsorlarımız sağ olsun bize destek çıkıyorlar. Ama YouTube'dan da para kazanmak istiyoruz tabii ki. Niye istemeyelim ki? Herkesin gibi bizim de para kazanma hakkımız var yani. Sence? Hakikaten bak ha. Sence abi. Şimdi Emre benim yanımda 2 seneden beri çalışıyor. Sence. Ben hep sence derim abi. Çünkü senin fikrin bana çok lazım. Emre'nin fikri bana çok lazım.
benim hayata bakış açım sencedir abi. Çünkü biz zaten insanlara hitap ediyoruz. Haliyle senceye çok ihtiyacımız var. Bir insan YouTube kanalı beni çok etkiledi. Bak ben grafikerim. Montaj, grafik, animasyon benim işim abi. Çok da mutluluk duyarım bu işi yaparken, çok keyif alırım. Ama kıskandıran bir yanı da var. Çünkü içerikleri benden güzel. Yani logosu falan çok hoş, harika. Bir insan YouTube kanalını çok severek izledim. Çok severek takip ettim. Hatta öyle ki Tuzla'da bir kafede oturdum, montaj yapacağım. Yani o bir insan YouTube kanalı yüzünden montaj yapamadım abi. Çünkü hep onu izledim akşama kadar. Çok beğendim. Dedim ki ya ben bunları yazacağım. Hakikaten yazacağım dedim yani. Tebrik etmek için yazacağım dedim. Olay tablolara geldi. Vallahi güzel oldu. Yeraltı toplumdan dışlanmışların toplandığı bir alt dünyadır. Ama yeraltı bir sahnedir de aynı zamanda. Hep bu ilkeyle ilerledim ben. Hayatımın her yerinde yeraltıyı bir sahne olarak kullandım abi. Çünkü aslında yukarıdakiler değil, yerin altındakilerin size ihtiyacı var. Bunu unutmamak lazım. Bu arada bir insan YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirim zilini mutlaka açın. Çünkü bakın bir sonraki programda yine gelebilirim. Yorumlarınızla bize katılın. Yer altında da olmaya devam edin. Taksicilerin birçoğu Mescid-ül Cin deyince arabasını almak istemiyor. Bu hafta bir kadın gassalla yüzleşiyor. Diyarbakır, Mardin, Hakkari, Şırnak gezerken arkamdaki evi görmüşsünüzdür büyük ihtimalle.